Yüksek hızlı kovalama sahnelerinden lüks reklamlara kadar kamera arabaları tüm aksiyonun arkasındaki gerçek canavarlardır. Ağır vinçleri taşıyacak kadar güçlüler ve saatte 290 km hızla giden bir Bugatti Chiron'a ayak uyduracak kadar da hızlılar. İşte karşınızda dünyanın en hızlı kamera arabalarından bazıları. Kamera arabaları sıradan araçlar değil. Film yapım endüstrisi gezegendeki en iyi arabalardan bazılarıyla çalışıyor. Tabii ki hepsi isteğe göre uyarlanmış. Yansımaları önlemek için mat siyah boyalar, daha hızlı gitmek için ince ayarlı motorlar ve daha bir sürü çekim teknolojileri. Gelin bu canavarlardan bazılarına bir göz atalım. Bir, Porsche Cayenne Turbo ve Panamera Turbo. Porsche Cayenne Turbo ve Panamera Turbo ile başlayalım. Bu kameralı arabalar hız ve gücün mükemmel bir karışımına sahipler. Hızlı ve Öfkeli filmlerinde ayrıca Porsche 911 ve Mercedes SLS için çekilen reklamlarda kullanıldılar. Bu iki araç film ekiplerinin favorisi ve bunun bir nedeni var. Bu kamera arabaları gerçekten ağır kamera ekipmanlarını taşıyabilmektedir ve aynı anda saatte 130 km'nin üzerinde bir hızla gidebiliyor. Genellikle üzerlerinde uzunluğu 4 metreden fazla olan bir vinç bulunuyor. Vinç, kamerayı taşıyan bir sabitleyiciye bağlı ve bununla birlikte kamera, aracın her yerinde hareket edebiliyor ve neredeyse her açıdan film çekebiliyor. Ama kamera arabalarını kullanmak kolay değil. Sürücü, olağanüstü becerilere ve hassasiyete sahip olmalı. Sürücünün yanındaysa vinç operatörü oturuyor. Sürücü aracı doğru zamanda hareket ettirmeli ve çarpışmadan kaçınmalı. Kamera operatörü ise kamerayı düzgün tutmakta ve doğru çekim yapmakta uğraşıyor. Bir de odaklayıcı var. Bu kişi kameranın tüm odaklanmasıyla ilgileniyor ve onu kameranın odağını ayarlamak için bu sarı kadranla uğraşırken görebilirsiniz. Arabanın içinde ayrıca çok sayıda çekim teknolojisi ve görüntüleme ekranı var. Tüm bu modifikasyonlar, çekim ekipmanı da dahil olmak üzere arabayı 1 milyon doların üzerinde bir değere kavuşturuyor. Peki ya kamera arabanıza bağlı bir vinçe ihtiyacınız yoksa? İki, R35 Nissan GT-R. Sıradaki R35 Nissan GT-R. Vinç gerekmediğinde film ekipleri Nissan GT-R gibi arabalar kullanıyorlar. Hızlı, çevikler ve yolda ya da pistte çekim yapmak için mükemmeller. Ayrıca ağır kamera donanımlarını destekleyebilen düşük bir ağırlık merkezine ve ayarlanabilir spor süspansiyonlara sahipler. 2020 yılında Nissan GT-R, GT-R Nismo reklamını çekmek için kullanıldı. Çekimlerde kullanılmadan önce prodüksiyon şirketi kendi modifikasyonlarını yaptı. Tüm üst yapıyı çıkardılar ve alüminyum monte ettiler. Bu karbon fiber gimbal kamera montajının ağırlığını desteklemeye yardımcı oldu. Aracı takılan teçhizat da kameranın aracın önüne veya arkasına kolayca takılabileceği şekilde tasarlandı ve sonuç olarak böyle aksiyon çekimleri yapıldı. 3. Ford GT Mustang. GT Mustang, devasa bir vinç gerektirmeyen yüksek hızlı aksiyon sahnelerinin favorisi. Aslında Ford GT Mustang, Need for Speed filmini çekmek için kullanılan ana kamera arabalarından biriydi. Ama öncesinde bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Çünkü çekimlerde Bugatti Veyron gibi arabalara ayak uydurabilmek için son derece hızlı bir araca ihtiyaç vardı. Ayrıca Mustang, kamerayı öne veya arkaya sabitleme esnekliği veren bir teçhizatla donatılmıştı. Bu da yakın plan aksiyon çekimleri ve düşük açılarda dramatik çekimler yapılmasına yardımcı oldu. Ama ya daha hızlı gitmek gerekiyorsa? 4. Ferrari 458 İtalya. Bir film veya reklam filmi çekmek için süperkar kullanmak çok nadir karşılaşılan bir durum. Çünkü bunlar sadece diğer arabalar yetişemediğinde kullanılır. Need for Speed çekimlerinde ise Mustang bazı kovalamacılar için yeterli değildi. Bu yüzden sete Ferrari 458 İtalya getirildi.
Bu arabanın modifikasyonu veya ne çektiği hakkında herhangi bir ayrıntı olmamasına rağmen arabadaki kurulum oldukça başarılı görünüyor, öyle değil mi? Bugatti Chiron. Sırada Bugatti Chiron var. 42 saniyede 0'dan 400 km hıza çıkan Bugatti Chiron reklamını izlemiş miydiniz? Hatta bir dünya rekoru bile kırdı. Reklam filminin bazı sahnelerinin drone'la çekildiği açık. Peki ya Bugatti'nin saatte 290 km hızla gittiği bu sahne nasıl çekildi? Yeşil ekran ya da drone olmadığını biliyoruz. Bu sahnenin otomotiv film yapımcısı ve yönetmeni Al Clark, başka bir Bugatti Chiron kullanılarak çekildiğini açıkladı. İkinci Bugatti'ye küçük bir teçhizat bağlandı ve film çekmek için küçük bir DJI X5 kamera kullanıldı. Bundan sonra mesele her iki arabanın da koordine edilmesiydi. Sonuç oldukça güzel ama bu tek seferlik bir şeydi. Bu yüzden en hızlı kamera unvanı başka bir canavara gidecek. Lamborghini Huracan. Lamborghini Huracan'ın üzerine kurulan devasa kamera sistemi dünyanın en hızlısı. Incline Dynamic Outlet adında bir şirket, dünyanın en hızlı kamera arabasını inşa ettiğini duyurdu. 610 beygir gücünde Lamborghini Huracan'a yerleştirilen devasa kamera, TV şovları, filmler ve reklamlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığı sebebiyle Huracan'ı seçtiklerini belirten geliştiriciler, Audi R8 V10 Plus kullanmayı da düşünmüş. Ancak sonra aracın yeteri kadar çevik olmadığının farkına varılmış. Incline Dynamic'in stabilizasyon yetenekleriyle Huracan'ın hızının birleştirildiği proje, müşterilerin istediği kamera ve lens kurulumuyla teslim edilebiliyor. RED markalı 8K çözünürlüğünde bir kamera kullanan araç, 6000 mm'ye kadar zoom yapabiliyor. 1 mil uzaktaki plakaları bile okuyabilen kamera, çeşitli çekimlerde kullanılmak üzere yapımcıları bekliyor. Aston Martin reklamında kullanılan Mercedes-Benz ML63 ve Ford Raptor da kamera arabalarından. Peki sizin favori kamera arabanız hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.